İnsanların pek çoğu acıdan kaçmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Acıdan kaçmak adına düşünmemeye çalışıyorlar. Kaygıyı ne yapmaya çalışıyor? Yönetmeye çalışıyor. Nasıl yönetmeye çalışıyor düşündüğünde, işte ben kaygıyla savaşmalıyım, kaygının üstüne gitmeliyim. Peki biz kaygıyı yönetmeye çalıştıkça, kaygının üstüne gittikçe ne oluyor? Kaygı daha kabarıyor, agresif oluyor, daha çok üstümüze geliyor. Yani diyor ki mesela örnek, işte klasik örnek vardır ya, pembe fili düşünme. Tamam, ben pembe fili düşünmeyeyim, güzel, harika. Düşünme dedikçe beyin soruyor. Neyi düşünmemem lazım? Pembe fili. Hayda. Hani biz pembe fili düşünmeyecektik? Neden düşünmemem lazım? Pembe fil zararlı. Yani hastalığı düşünme. Neden düşünmeyeceğim hastalığı? Hastalık zararlı. Hastalık zarar veriyor sana. Tamam. Neyi düşünmemem lazım? Hastalığı düşünmemem lazım. Neyi düşünmemem lazım? Hastalığı düşünmemem lazım. Neyi düşünmemem lazım? Zaten hastalık iyice yerleşti. Beraberinde şimdi ikinci kuşak terapilerde diyor ki işte pembe fili düşünme, zürafayı düşün. Ya beyin o kadar aptal değil ki arkadaş. Ben şimdi zürafayı niye düşünüyorum diye soruyor beyin. Pembe fili düşünmemek için. Pembe fili niye düşünmüyordum? Pembe fil zaten kötüydü. Pembe fil hastalıktı. İşte hastalığı düşünme, güzel gün şeyleri düşün. Güzel şeyleri ben niye düşünüyorum? Hastalığı düşünmemek için. Geldik yine hastalığı. Yani siz beyninizle cebelleştikçe beyin daha çok yapışıyor o düşünceye. Yani siz o düşünceye sürekli enerji yüklüyorsunuz. Sürekli aktarımda bulunuyorsunuz. Sürekli o düşünceyi korteksinizde besliyorsunuz. Orada canlı tutuyorsunuz. Keş bellekte tutuyorsunuz yani. Peki ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey aslında düşündüğünüzde hem basit hem çok zor. Pembe fil ya da zürafa değil. Bir kere zürafayı düşünürsen beyin soruyor. Zürafa da hayvan, pembe fil de hayvan. İkisi de Afrika hayvanı. Düşündün. Yine başa döndük. Bunlar birbiriyle bağlantısını beyin hemen çözer. Sorun yok ki. Şimdi burada kaygıyı düşünme. Neyi düşünme? Hastalık kaygısını düşünme. Tamam. Peki hastalığın hayata dair normal bir şey olduğunu, olduğu gibi bir şey olduğunu, işte Covid'in artık normal bir şey olduğunu, artık bunun bir pandemi değil endemi olduğunu, her yerde olduğunu, doğal bir sürecin sonucu olduğunu, virüslerin zaten dünyada ne bin yılı, ne yüz yılı, yani milyonlarca yıldır hatta insan varlığından önce olduğunu düşünüp kabul etmek egomuza ters. Hayır, virüsler olmamalı, hastalıklar olmamalı, kanser olmamalı, gastrit olmamalı, ülser olmamalı, bacağımız kırılmamalı. Hepimiz düşündüğümüzde kendimizi bir tanrı parçacığı sanıyor. Yani kendimizi suçlamanın ötesinde bu her şeyden önce şey var burada. Ego var. Ego. Ben hasta olamam. Ben unikim. Ben bir taneyim. Sen hasta olmayacaksın. Kim hasta olacak? Ahmet hasta olacak. Mehmet hasta olacak. Hülya olacak. Leyla olacak. Hülya, Leyla, Ahmet, Mehmet insan değil mi? İnsan. Sen insan değil misin? İnsansın. Sıran gelince sen de hasta olacaksın o zaman. Doğal akışına bırakmak gibi bir yetimiz yok. İlla manipüle edeceğiz, illa kontrol edeceğiz.
Ya bu doğal kardeşim. Şimdi düşünmen gereken zilyon tane şey var. Hastalığı da bu düşünmen gereken zilyon tane şeyin arasına koy. Her birine zilyonda bir birim bırak. O da düşündüğünde öyle ya da böyle hayatın bir parçası haline gelsin. Düşünmen gerektiği kadar düşün. Gereksiz enerji yükleme. O da zaten normal akışında yolunu bulsun. Hani bir laf vardır ya, kaşıntıyı kaşıyarak geçiremezsiniz diye. Gerçekten çok doğru bir sözdür. Kaşıdıkça kaşınır, kaşıdıkça kaşınır, kaşıdıkça kaşınır. En son yara olur, döküntü olur, cılk yara olur. E ondan sonra da zaten pansumanıdır, ilacıdır, bilmem nesidir. Onunla uğraşırsınız. İnsanların bugün kaygı bozukluğuna düşündüğünü evrilmelerinin sebebi bir yandan da bizlerin kapılarını çalmalarının sebebi bizim meslektaşlarımızın ya da psikiyatrist dostlarımızın kapısını çalmaların nedeni nedir? Ben takıldım kaldım. Ben kaygıya takıldım. Ben takıntıya takıldım. Orada takıldım. Ben orayı kaşıyıp duruyorum. Peki ya sen niye burayı kaşıyıp duruyorsun? E duramıyorum. Neden? Bu şekilde duracağını durduruyorum. Savaşıyorum. Üstüne gidiyorum. Bakın ne diyorum? Üstüne gitmek diye bir şey yok. Üstüne gittiğiniz sürece daha çok üstünüze gelir. Yani bu kuduz köpek gibidir. Yani kuduz köpeğin üstüne gidersen kuduz köpek kuduz köpektir. Senin üstüne gelir. Korkup kaçmaz ki. At üstüne kuduz o. Normal davranmıyor. İşte kurtulmaya çalışıyoruz. Bir an önce kurtulayım. Hadi bir an önce gideyim. Hadi bir an önce gitsin. Hadi bir an önce gitsin. Hadi bir an önce gitsin. Hadi bu düşünceden kurtulmam lazım. Bu düşünceden, bu düşünceden, bu düşünceden, bu düşünceden. Ya arkadaş, orada bir düşünce var. O sadece bir düşünce. Sadece bir düşünce. Ortalama bir insanın, ben ortalama bir insanım şahsen. Yani sizler nasıl insansınız bilmiyorum ya da ne tür üst düzey yaratıklarsınız bilmiyorum ama ben ortalama bir insanım ve benim düşüncelerim de ortalama arkadaş. Ortalama düşünce ve ortalama bir enerji harcamak zorundayım yani. Bu düşünceyi aşırı önemsemenin bir anlamı yok ki. Ya böyle olursa, ya şöyle olursa, ya öyle olursa. Öyle olduğu noktada sen önlemlerini almaya çalışırsın öncelikle. Öyle olduğu noktada ona dair alınacak önlemler ya da çözümler vardır. Yani burada temel sorun olduğu gibi kabullenemememizdir. Yani kabullenmek çok zor hocam. Evet, çok zor. Kime zor? Kabullenmek istemeyene zor. Neyi kabullenmek istemiyorsun? Hayatın doğal akışını kabullenmek istemiyorsun. Hayatta olması gereken, olan, biten, tüm diğer insanların başına gelen ama senin başına gelmemesi gereken şeyler var senin gözünde. Senin uçağın düşmez. Senin araban arızalanmaz. Senin eşin bebeğini kaybetmez. Sen çocuğunu kaybetmezsin. Senin çocuğun hasta olmaz. Sen hasta olmazsın. Sen kanser olmazsın. Sen işsiz kalmazsın, sen parasız kalmazsın. Kalmaman gerekir. E bununla ilgili zaten yapılacak şeyleri yaptığın noktada bunlarla ilgili çoğunlukla başına bir şey gelmez. Bir kere zaten günümüzde artık yani bir takım bozuklukların özellikle takıntı ve kaygı bozuklukları dahil olmak üzere genetik sonuç itibariyle geçişliliği kabul ediliyor. Ama epigenetik denen faktörler var artık. Çevresel faktörler. O gen mekanizmasını kapatan, onu etkisizleştiren, onun aktive olmasını engelleyen yaşam tarzları benimseyebilirsin. Bu şekilde kanseri yenebiliyorsan takıntıyı da yenebilirsin. Yani bir kere beyninin düşündüğünde plastisite yani beyin hücrelerinin yeniden dallanması, yeniden şekillenmesi, yeni formlar alması, yeni düşüncelere evrilmesi, yeni düşünüş şekilleri, yeni patikalar oluşturma yeteneği var. Hala var, şu anda da var. Yaşın kaç olursa olsun hala var. Şimdi senin düşüncen takıntı üzerinde bir patika oluşturmuş. Şimdi patikalar vardır ya dağlarda, köylerde. Sen takıntı üzerinden o patikadan yürüdükçe
Oradaki trafik arttıkça ne olur? O patika düşündüğünde otlar ezilir, çalılar ezilir, bilmem ne. Gittikçe genişler, gittikçe genişler, gittik. Bildiğin yol olur orası. Sen oradan araba geçirmeye başlarsan belli bir süre sonra orası iyice yol olur. O yol olduktan sonra beynin artık o yollardan, o düşünüş stillerinden ilerler. Ama sen bunun işte terapilerde ne yapıyorsunuz? Terapilerde yaptığımız şey bu. Düşünüş stillerinizi değiştiriyoruz. O yolların ucuna yeni yol ekliyoruz, yeni yol ekliyoruz, yeni parça, yeni parça, milim milim, metre metre düşündüğünde ekleniyor. Bu sadece terapinin içinde değil, iki terapi aralığında da ekleniyor. Senin beynin buna devam ediyor. En sonunda da zaten yeni bir yol oluşuyor. Sen eski yolu bırakıp yeni yoldan yürümeye başlarsan artık takıntısız hale geliyorsun. Yani bu gayet de bilimsel. Üstüne de şimdi beynimizin salgıladığı maddelerden bir tanesi, vücudumuzun salgıladığı maddelerden bir tanesi de ne? Endorfin. Beta endorfin deriz. Spor yapınca falan salgılanır. İşte bir takım işte çikolata gibi, muz gibi triptofan içerikli gıdalar tükettiğinde de serotonine, endorfine dönüşür mesela. Keyif alırsın çünkü haz verir. Endorfin bir çeşit yapışkandır, bir çeşit zamktır, bir çeşit sabitleme malzemesidir, bir çeşit epoksidir. Yani var ya epoksiden her şey yapılıyor, anahtarlık şudur budur falan döküyorsun kalıp orada donuyor, onu sabitliyor. Sen o yapmış olduğun yolu beta endorfinle kaplarsan, peki bunu nasıl kaplayacağız hocam, markette mi satılıyor, dökelim kulağımızdan içeri falan diyeceksin. Hayır. Sen artık kaygısızım bak. Ne güzel burada dolaşıyorum, şunu da yapıyorum, artık kafaya takmıyorum. Daha önce gidemediğim işte ne bileyim aktiviteyi yapıyorum. Daha önce korktuğum hayvandan artık korkmuyorum, köpeği seviyorum. Hastalıktan korkmuyorum, hastaneye girebiliyorum. Ne kadar güzelmiş, 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 güzelmiş dedikçe aldığın haz zaten o endorfini salgılatıyor ve artık o sabitleniyor o yol. Sonrasında da artık sabitlenmiş, makul, mantıklı düşünen bir insan haline geliyorsun. Ha, hemen mi geliyorsun? Ha, tabii ki hemen gelmeyeceksin zaten. Terapiler bu yüzden belli aralıklarla verilen şeyler. Bilmem anlatabildim mi?